Televizyonu'nda Doğasında Doğum programı başlığı altında çeşitli konuları değerli konuklarımızla tartışıyoruz. Daha çok güncel bilgileri tartışmaya ve aktarmaya çalışıyoruz meslektaşlarımıza. Bugünkü konumuz da COVID-19 ve gebelik. Aslında 2 aydır çok yoğun bir şekilde televizyonda, bugün bilim kurulu üyemiz de burada, sürekli bu enfeksiyon konuşuluyor. Herhalde vatandaşın enfeksiyon konusunda en çok bilgilendiği bir dönemi yaşıyoruz. Ama gerçekte bakıldığında hala çok da şeyi bilmiyoruz. Özellikle gebelik cephesinde birçok şeyi bilmiyoruz. Çünkü bizim için süreç daha yeni başladı. Kadın doğumcular için süreç daha yeni başladı. Bu enfeksiyonun 9 aylık gebelikteki süreçleri, uzun dönem fetüsteki süreçleri henüz belli değil. Bebekle ilgili süreçlerinin yanı sıra anne ile ilgili oluşturacakları belli değil. Zaten bir enfeksiyonu konuşmak totaliyle zor birçok değişkenden dolayı. O yüzden halihazırda sanıyorum bugünkü verilerle bu konuyu konuşacağız ama uzun zamanda da epeyce değişikliğe de uğrayacak gibi görünüyor. Ve bu güzel konuyu, bu hepimiz için önemli konuyu ve tüm dünya etkisi altına almış pandemide gebeliklerde neler olduğu konusunu 3 değerli konuğumla tartışacağız. Konuklarımın kısaca kendilerini tanıtmalarını istiyorum. Çünkü buradaki izleyiciler Sayın Profesör Doktor Ateş Karateke, derneğimizin başkanı ama sadece kadın doğumcular değil, kadın doğumcu olmayan diğer meslektaşlarımız ve hekim olmayan bir izleyici grubumuz da var. Sayın Hocam, sizden kısaca kendinizi tanıtmanızı rica edeyim. Aydın Hocam teşekkür ederim. Bu arada tabii ki Türkiye Klinikleri TV'sine ve Doğasında Doğum Derneği'ne de teşekkür ederim. Türk Jinekoloji Obstetrik Derneği'nin başkanıyım. Aynı zamanda İstanbul Medeniyet Üniversitesi Kadın Doğum Anabilim Dalı Başkanıyım. Teşekkür ederim. Figen Hocam, sizden de kendinizi tanıtmanızı rica edeyim. Ben Profesör Doktor Figen Çizmeci Şener, Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü Başkanı olarak görev yapıyorum. Diş hekimiyim, çene cerrahıyım ve şu anda Türkiye Sağlık Bakanlığımızın oluşturduğu Koronavirüs Bilimsel Danışma Kurulu'nda görev yapmaktayım. Çok teşekkürler. Hakan Hocam, sizden de kendinizi tanıtmanızı Doktor Hakan Timur, ben kadın hastalıkları doğum ve perinatoloji uzmanıyım. Halihazırda Ordu Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde başhekim olarak görev yapıyorum. Çok teşekkürler. Umarım herkes için faydalı bir akşam olur. Ateş Hocam, önce sizinle başlamak istiyorum. Biraz önce de söylediğim gibi COVID enfeksiyonu çıktığından beri aslında biz kadın doğumcular zaten bir dolu risk ve yükle çalışırken bir de enfeksiyonun sağlık personeli açısından, hele ki doğum hekimleri açısından düşündüğünüzde uzun bir süreç, gebelik takip açısından düşündüğünüzde uzun bir süreç, travay ve doğum eğilimi açısından baktığınızda uzun bir süreç, yani bu tip riskli bir grup hastayla karşılaşma açısından aldığınız ek bir risk olduğunu düşünüyorum. Bu bizim açımızdan olan sıkıntıları, enfeksiyonun. İkincisi, anneler bundan nasıl etkilenir? Yani şu ana kadar biraz sonra Figen Hocam da bu konuda söyleyecektir. Yani genel popülasyondan farklı değil gibi bir şeyle gidiyoruz anneler üzerinde ama belki de bir süre sonra böyle olmadığını da ortaya çıkacak ve göreceğiz. Şu ana kadar bilgilerimiz bunu neler söylüyor ve fetüs açısından sizden bu 3 konuda şu ana kadar gebelik ve COVID enfeksiyonlarında neler yaşadı? Personel, sağlık personeli, anneler ve fetüs. Genel bilgiler alalım lütfen. Teşekkür ederim Aydın Hanım. Tabii ki SARS-CoV-2 virüsü yeni bir virüs. COVID-19 hastalığı yeni bir hastalık. Yaklaşık 5 aydan beri biliyoruz. Bilgilerimiz o kadar sınırlı ki patogenezini de bilmiyoruz daha. Nasıl bir hastalık yapıyor? İşte Stokin fırtınası diyoruz. Öbür taraftan miyokardit yaptı diyoruz. Akciğerlerde ciddi problem yaptı diyoruz. Öbür taraftan endotel hasarı yaptı diyoruz. Gerçekten bunları birbiriyle ilişkilendirirken bir sürü zorluklar çekiyoruz. Ve dolayısıyla emin olun, kadın doğum hekimi olarak yaklaşık 38-39 yıllık hekim olduk. Benim aklıma böyle bir hastalıkla karşılaşacağımız emin olun gelmezdi. Yani ekonomiyi, siyaseti, her şeyi Evet, bloklayacak, değil mi? bizim işimizi bloklayacak bir hastalıkla gelmezdi. Yani şu gelirdi, yani uzaylılar dünyayı basabilir mi? Evet, basabilir ama virüs böyle dünyayı stoplayacak işi gelmezdi. Gerçekten de ilk bu Çin'de çıktığında ülkemize gelmez herhalde. İşte daha önce SARS'tır, MERS'tir, Ebola'dır, Zika'dır. Hep bölgesel epidemi olarak kaldı. Tüm dünyayı da bir pandemi yaratmadı. Fakat değişik bir virüs. Çok R0 değeri, yani bir kişinin bulaştırdığı, kaç kişiye bulaştırdı diye baktığımız zaman 2.1 ile 3.2 arasında bir değer verilmekte. Gerçekten bulaşıcı. Ve özellikle dünyanın tüm
iklimlerinde bu hastalığını yapabiliyor ve hayatını devam edebiliyor. Gerçekten de bizler için de zor bir hastalık. Tabii ki böyle bir hastalıkta ilk karşılaştığımız zaman ilk yaptığımız şey kendimizi ve ekibimizi nasıl koruyacağız? Şimdi bugüne kadar öğretilerimizden neydi? Ekibimizi ve kendimizi korurken hastanın kanından, salyasından korumaktı. Elimize iğne batmasın, hastanın salyaları üzerimize gelmesin ve bu konuda bir eğitim aldık mı? Aldık. Yani bu konuda da becerikli miyiz? Becerikliyiz ama havadan gelen, damlacık, aerosolla gelen bir mikroba karşı bir planımız veya öğretimiz yoktu ki. İşte kişisel koruyucu ekipman dediğimiz gözlüklerimiz, yüz maskelerimiz, N95'lerimiz gibi yeni bütün işleri yeni öğrendik. Ve gerçekten de ilk bizim öğrendiğimiz şey kendimizi ve ekibimizi korumak, mesafeli durmak. Şimdi klinikte emin olun bir gözlemcimiz var. Gözlemci diğer kişilerin yaptığı işleri gözlüyor. Orta kıdemli bir asistan. Kişiler bir hastaya bakarken mesafelerini koruyorlar mı? Ekipmanları tam mı? İşte hastayla mesafelerini koruyarak yapıyorlar mı? Emin olun yeni yeni kendimizi koruyucu işler çıkarttık. Tabii ki birinci işimiz kadın doğum hekimlerini, beraber çalıştığımız hemşire arkadaşlarımızı, ebelerimizi, sağlık personelimizi, emin olun o bir zincir. Yani o zincirdeki temizlik yapan personeli koruyamadığımız noktada kimseyi koruyamayız. Bir olacak, hepimiz hasta olabileceğiz. Dolayısıyla ilk önce bunları planladık. Birçok klinikte, birçok arkadaşta bunları planladığını düşünüyorum. Tabii ki annede yaptığı hastalık genelde bildiğimiz genel popülasyonda yaş grubuna göre yaptığı hastalıktan farklı değil. Ama öğretilerimiz neydi? Yaklaşık bir 15 güne kadar öncesine kadar gebelerde çok ciddi bir şey yapmıyor. Hatta gebelere daha toleranslı. Gebelerde ölüm bildirilmemiş. Daha yeni İran'dan 9 vakalık 7 ölüm. İşte Türkiye'de bizim bildiğimiz 3 anne ölümü mevcut. Gene Meksika'da, Brezilya'da bildirilen ölümler var. Yani gebe kadınlara da karşı öyle toleranslı değil. Özellikle morbiditesi varsa, obezite varsa, diyabet varsa, hipertansiyon varsa, immünosupresif bir durum varsa gene bu hastalarda, bu gebe hanımlarda da ölümlere sebep olabiliyor mu? Olabiliyor. Bunları da öğrendik. Yani gebelere toleransla gitmiyor. Tabii ki diğer öğrendiğimiz bir iş, vertikal bir geçiş var mı? Şu anda elimizde var diyecek bir veri yok. Ama bunu güvenli bir şekilde bu yoktur diye de güvenli bir şekilde söylememiz mümkün değil. Özellikle ilk 3 trimesterdeki, daha ilk 3 ayında yeni gebe olmuş ve infekte olmuş bir annede, evet bilgilerimiz şu anda bir kürtaj yapalım, bu gebeyi termin edelim boyutunda değil. Ama %100 geçmeyecek diyecek boyutta da değiliz. Dolayısıyla bilmediğimiz çok bir iş var. Onun için gebeleri gene primer işimiz izolasyon, korumak ve bu hastalığın bu dönemde bulaşmasını engellemek. Tabii gebeliğin annenin hastalığına olumsuz etki yapabilir mi? Tabii ki diğer bir problem de o. Orada da kliniklerimizdeki genel yaptığımız şey özellikle ikinci ve üçüncü trimesterdeki gebe hastalarımız olduğunda genelde infeksiyon hastalıkları, göğüs hastalıkları artı yeni doğan hekimi perinatoloji uzmanıyla beraber konsey kurup bu gebe hanımları öyle yönetiyoruz. Tabii ki akciğer tutulumu olmayan hastalarda problemimiz yok. Evet, gene çok şükür yaklaşık %80 olduğumuz çok ciddi bir hastalık olmadan geçiyor. İşte yaklaşık %15 hastalığımızda bir ciddi bir hastalık oluşabiliyor. %3-5 hastamızda da kritik hastalık oluşuyor, yoğun bakım gerekiyor. Dolayısıyla ciddi ve kritik hastalıkları mutlaka ve mutlaka multidisipliner bir yaklaşımla değerlendirmek, buna göre karar verip yönetmemiz gerekiyor. Ben ilk başlarda kısa özetlemeyi böyle yapayım. Daha sonra konu gelirse
tekrar konuşmaya devam edelim Ayda Hocam. Evet, yani hastanın tablosuna göre değil mi, yönetimsel açıdan da multidisipliner yönetim gerektirecek kadar ağır seyirli vakalarımız olabilir. Aynen ek faktörler ve komorbid faktörlerle yaklaşmak gerekecek. Anneyi takip ederken orada özetle vurguladığınız önemli konulardan bir tanesi. Fetüs kısmında da biraz açığımız var galiba. Şimdi evet. Bu bağlamda Figen Hocam, bilim kurulundasınız ve aslında gebe popülasyonumuz oldukça fazla. Yani neredeyse düşündüğümüzde yaklaşık 1,5 milyon bir gebelikten bahsedebiliriz. Ve bu kadar popülasyon, bu enfeksiyon çıktığından beri aslında ajite, çevresini, ailesini düşünürseniz veya tüm toplumu düşünürseniz bu konuda bizim bilgi açığımız onlar için de zorluk oluşturuyor. Bilim kurulu bu konuda... Eminim hani birçok konuda başvuruluyordur. Nasıl çalışıyor bilim kurulu? Konular ve kurallarla ilgili neler hem topluma hem sağlık profesyonellerine nasıl bilgi aktarılıyor? Bize kısaca bilgi verir misiniz ve bu konu başlığında neler söylemek istersiniz? Genel olarak da ülkemizdeki COVID enfeksiyonundan da bir iki bilgi alalım sizden. Bilim kurulu faaliyetlerinden ve konu başvurumuzla ilgili. Bilim kurulumuz hepinizin takip ettiği gibi, özellikle sağlık camiasının ve bunun yanı sıra hekim olmayanların da takip ettiği gibi birçok rehberler yayınlıyor. Algoritmalar, sunumlar, videolar. Bunların tabii hazırlanmasıyla ilgili en baştan beri yürütülen şöyle bir süreç var. Aslında daha önce televizyonda da birkaç kere bakanımız da açıkladı, Sağlık Bakanımız da. Bilim kurulu Türkiye'de COVID görülmeden önce oluşturuldu. Yani dünyada bu tabloyla karşılaşıldığında Türkiye'de de bu tablonun er geç bir gün olacağı düşünülerek yaklaşık 1,5 ay kadar önce oluşturuldu. O yüzden de bu rehberlerin hazırlanması gerçekten çok düzenli ve gerekli zamanlarda yerinde bir şekilde yapılabildi. Çok önceden başlandığı için çalışılmaya. Yani biz Mart ortasında ilk vakayı tanımladığımızdan geriye gidecek olursak Şubat başından itibaren evet, zaten. Evet, yani tam tarihi kesin hatırlayamıyorum ama bir buçuk ay kadar önce kurulu oluşturulmuştu ve çalışmalar başlamıştı. Evet. Tabii ki öncelikli olarak takdir edersiniz ki daha büyük popülasyonları ilgilendiren, bütün sağlık çalışanlarını ilgilendiren ya da toplumun hepsini ilgilendiren alanlarda rehberler hazırlandı ki yayılmaya engel olmak, Türkiye'de bu enfeksiyonun boyutunu mümkün olduğunca küçük tutabilmek için. Genel ve COVID rehberinin yanı sıra işte sosyal mesafe ile ilgili, kişisel koruyucu ekipman kullanımı ile ilgili, tabii sadece sağlık hizmetleriyle ilgili değil. Dışarıda halkımızın da nasıl koruyucu ekipman kullanacağı ile ilgili birçok alanda para kullanmaktan, kredi kartı kullanmaktan, yani bütün toplumu ilgilendiren ve çok fazla soru gelen konular tabii ki öncelikli olarak çalışıldı. Bundan sonraki süreçte de bilim kuruluna çok fazla girdi olmaya başladı. Yani sürekli bilim kurulundaki hocalarımıza bireysel olarak ya da genel başvurularla faksla, telefonla bir şekilde erişerek çalışılması gereken konularda gerçekten yol gösterici oldu sağlık camiası ve halkımız. Hangi konuların, işte tarımdan tutun, yani aklınıza gelebilecek, mevsimlik işçilerden, işte okulların ne zaman açılıp ne zaman kapanacağından, yani sorunlar geliştikçe bilim kuruluna iletilen verilerle hemen o konuda bir aksiyon alınıyor ve o konuyla ilgili hocalar bu rehberleri çalışmaya başlıyorlar. Gebelikle ilgili de tabii en başlardan itibaren çok sorular oldu. Özellikle de gebelerin farklı bir yaklaşımla takip edilip edilmeyeceğiyle ilgili bilim kuruluna bu konuda çok sorular oldu. Farklı bir yaklaşım öngörülmediğiyle ilgili, tabii burada 3 tane kadın doğum hocamız varken benim bunları söylemem ne kadar uygun olur bilemiyorum ama literatürde ve sizlerden gelen dönütlerle farklı bir yaklaşım öngörülmediği konuşuldu. Tedavi almıyorlar bildiğim kadarıyla, özel bir tedavi almıyor gebeler. Ve hani, kaletra ile ilgili sanırım bir takım literatürde şimdi yeni bilgiler var. Fetüse geçişle ilgili de bir şey gösterilememişti bunlar konuşulduğu dönemde. Sanırım bir yayın var değil mi şimdi fetüse geçişle? İmmünglobulin tespit edildi. Fetüs değil mi? Öyle hatırlıyorum yayını. Yani bu şekilde bir tablo olduğu için, yani çok yoğun bir talep, bu konuda çok yoğun bir talep, çok büyük bir ihtiyaç hasıl olmadığı için buna özel bir şey şu anda geliştirilmiş durumda değil. Ama diğer rehberlerin içerisinde, mesela kişisel koruyucu ekipman kullanımının içerisinde zaten hem gebeler için hem hekimler için, sağlık çalışanlar için bilgiler var. Ameliyathanede nasıl hareket edileceğiyle ilgili genel bütün branşlar için bilgiler
değerlendirme var. Tabii bu kadın doğum ameliyatlarını da ilgilendiriyor. Yani bunu aslında bütün branşları ilgilendiren ortak birçok rehber var. Onun haricinde özel taleple gelen alanlarda ayrıca rehberler oluşturuluyor. Bu konuda tabii dernekler de çok ön ayak oluyorlar veya biraz önce söylediğim gibi kişisel başvurular olabiliyor. Kadın doğum alanında da gebelerle ilgili de özel çalışmalar gerekirse bilim kurulunu bu konuda bilgilendirmek yeterli olacaktır. Bununla ilgili de bir çalışma yapılacaktır. Evet, konu aslında çok detaylı. Bir Ateş Hocam'ın da söylediği gibi enfeksiyonun bulaş şekli nedeniyle aslında her alanda her gün bilim kurulu ki yani gerçekten olağanüstü iş çıkarıyor. Sağlık Bakanlığı bilim kurulu aracılığıyla zamanında ve son derece önemli bilgiler topluma hızlıca hem profesyonel alanda hem de vatandaş bilgilendirmek adına yayınlıyor. Bu anlamda bence çok da faydalı gidiyor süreç. Ateş Hocam'la da toplantı öncesinde konuştuk. Yani gerçekten Sağlık Bakanlığı'nın rehberleri yeterli oluyor birçok alanda. Ama gene tabii detaya girdikçe sorulacak çok şey de kendi özelimizde de oluyor. Yani hali hazırda emzirmeyle ne yapacağımız, anne işte maske takın yeterli midir? Belki de detaylandıracağız bir süre sonra birçok noktada da. Maskeden bahsettiğiniz için söylemek istiyorum burada. Maske kullanımıyla ilgili olan rehberimizde annelerin emzirirken nasıl hareket etmesi gerektiğiyle ilgili ilave maddeler var. Ama dediğim gibi diğer bütün rehberlerin içerisinde bu alanla ilgili de birçok şey bulunabilir ama buna özel sadece sizin alanınıza özel bir çalışmada gerçekleştirilebilir tabii ki. Evet tabii çünkü bu da önemli bir alan. Gebeliğin tamamı hem maternal değişkenler hem fetal değişkenler ise belki zaman içerisinde detaylandırılabilir. Tekrar hani Figen Hocam size ve Ateş Hocam size döneceğim ama bu konunun başlığında oluşturan olgular. Şimdi enfeksiyonlar aslında çok zor bir konu. Yani enfeksiyonu kim geçiriyor, hangi yaşta geçiriyor, kendi kondisyonu ne, immün cevapları ne, ne kadar sürede enfeksiyona maruziyeti oldu, enfeksiyon ajanının yükü neydi gibi o kadar çok değişkeni bazı farklı seyreder ki sadece COVID değil herhangi bir enfeksiyonu konuşmak da zordur gebelikte. O yüzden belki de olgular bize hele ki bu kısa süre içerisinde daha fazla bilgi verecek tecrübe edilmiş olgulardan daha fazla yol alacağız. Değil mi Hakan Hocam? Neler oldu şimdiye kadar? Bu 3-4 ay içinde hemen COVID geçiren gebelerle ilgili neler var literatürde? Bizim bilgilerimize ne katabilir? Genel konuşmaların ötesinde spesifik şu oldu diyeceğimiz olgular var mı? Neler bize aktarmak istersiniz? Mesela Ateş Hocam 3 tane materyal mortaliteden bahsetti değil mi? Hani COVID ilişkilidir ya da komorbid olduğu içindir. Viral enfeksiyonlar zaten ağır seyredebilir. Sizden de olgularla ilgili tespitlerinizi dinleyelim lütfen. Peki hocam. Önce sözlerime başlamadan Figen Hocam'a bir katkı yapmak istiyorum. Gerçekten ellerine sağlık. Bilim kurulunun çalışmalarını biz ve özverilerini görüyoruz. Bu yüzden sizlere teşekkür ediyoruz. Belki gebelerle ilgili bu rehberde tedavi kısmında bir farklılık olabilir hocam. Yani hani klinik seyirde belki farklılık olmayabilir. Ama özellikle bu hiperinflamatuar fazda yani EV3 dediğimiz o makrofaj aktivatör işte sendromun olduğu dönemde kullanılan ilaçlarla ilgili ciddi bir boşluk var orada. Özellikle gebelerde kullanılacak, yoğun bakım sürecinde kullanılacak ilaçlarla ilgili hem rehberde bu katkı olabilir. Bu katkıyı sağlayabiliriz. Şimdi Aydın Hocam, bilim kurulu bu tür çalışmalardan büyük memnuniyet duyuyor. Evet, takdir edersiniz ki herkesin her konuyu bilmesi mümkün değil. Bilim kurulumuzdaki branşları da biliyorsunuz. Bu konularda tabii ki bilim kurulu siz ileteceklerinizden çok faydalanacaktır. Peki, teşekkür ediyorum. Ben şöyle söyleyeyim. SARS-CoV-2 ile ilgili tecrübelerimiz çok fazla değil. Daha yeni bir hastalık. Ateş Hocam zikretti. 5 aylık bir geçmişi var ama dünya daha önce MERS ve SARS-CoV-1'i gördü. Bununla ilgili fatalite hızlarının daha fazla olduğu hani ifade edildi. Bir de bu virüsün şimdi yeni yeni gelen yayınlar ve gördüğümüz klinik tecrübelerimizden farklı yüzlerinin de olabileceği söylendi ve bu duyuldu. Ve İngiltere'de işte çocuklarda toksik şok sendromuna benzer bir durumun olduğu. Özellikle sağlık çalışanlarında işte periferik arter hastalığı gibi işte böyle ekstremitelerde morluklarla izlenen durum ya da nörologlar şimdi ensefalitler ya da nöritler yani bu virüsün tek bir yönü yok. Tabii hedef organı var akciğer ama birçok yüzü var ve endotelin olduğu her yerde bu virüse karşı bir reaksiyon veya bu virüsün yaptığı etkiyi
görebiliyoruz. Şimdi literatürü karıştırmaya başladık ve literatürde bazen boğulabiliriz. Çünkü gerçekten bu 5 aylık süreçte literatüre baktığınızda çok fazla farklı yayınlar çıkabiliyor. Çok kalite değerlendirilmesi gerektiren yayınlar çıkabiliyor. İşte flow chart'ı, yani çalışma statüsüne bakmak gerekiyor. Yani her yayını aynı kefeye de koymamak gerekiyor bu süreçte. Ve bazı farklı yayınlarda rastlayabiliyoruz. Mesela virüsün bir subtiplerinin olduğu, özellikle L veya S subtiplerinin olduğu, PCR'la şu anda subtipleri bazı ülkelerin bakabildiğini, bazı ülkelerin bakamadığı şeklinde. Hakan Bey, virüsün subtipi mi yoksa hani yapısı mı? Yani bu komponentlerine karşı şey geliştirildi, PCR geliştirildi. Ya biz PCR'da viral genomun, RNA'nın belirli bölgelerine bakabiliyoruz ama bu subtip ayrımında viral genomun tamamına bakılabilecek durumda subtip ayrımı yapılabildiğini, L bir subtipinin olduğunu, S subtipinin olduğunu, bunlar arasında progresyon veya hastalık şiddetiyle orantılı farklılıklar olabildiğini görüyoruz literatüre baktığımızda. Tabii bunlar ilk çalışmalar. Bu çalışmaların şeyi gerekiyor, devamı gerekiyor. Daha ayrıntılı çalışmalara ihtiyaç var. Ama bu şekilde bilgilerin literatüre bir yandan da aktarıldığını görebiliyoruz. Şimdi bahsettik, aslında rehber, bakanlık rehberinde gebeler ve gebe dışı bireylerde hastalığın evrelerinin aynı olduğunu gördük. Literatüre baktığımızda gerçekten de hedef organ akciğer olduğunda hastalığın 3 faza ayrıldığını, ilk fazın evre 1'in daha basit bir üst solunum enfeksiyonu fazı olup viral replikasyonun bu fazda ağırlıklı olduğunu, evre 2 fazının belki gebeler için handikaplı faz, bu faz özellikle solunum sistemi bulgularının, yani pulmoner fazın olduğunu, evre 2A'da hipoksinin eşlik etmediği, solunum sayısının arttığı ve disnenin olduğu 2A fazı, 2B'de de özellikle hipoksinin eşlik ettiği durumun olduğu. Biliyorsunuz gebeliğin akciğer ve solunum sisteminin üzerindeki fizyolojik değişikliklerinden dolayı belki gebeler bu fazda handikaplı olabilirler. Fakat gebeler genellikle genç insanlar ve bu hastalığında genç insanlar üzerindeki etkisi hepimizin malumu. Evre 2'nin bu şekilde görüldü ve evre 3'ün de artık viral replikasyondan daha çok vücudun hani pireyi deve yapması gibi makrofajların, evet, makrofaj aktivasyon sendromu, işte bir sitokin fırtınası, bir tarafta interleukinler, bir tarafta TNF alfalar, MAP'lar, MIP'ler, yani bunların ortama gelip bir konakçıda hiperinflamatuar yanıtın oluşturduğu bölüm, ama gebeler bu bölümde de biraz avantajlı gözüküyor. Özellikle östrojen, progesteron ve BTHG'nin immün modülatör etkilerinden dolayı TNF alfa üzerinden THR1 hücrelerini baskılamasından dolayı acaba bu evrede de gebeler efendim daha avantajlı gibi gözüküyor olabilir, ama total sürece bakıldığında gerçekten de literatürde mesela en büyük vaka sayısı 385 gebe üzerinde yapılmış. Ateş Hocam ifade etti, %95 asemptomatik, kritik hastalara yaklaşık %6-%8 civarında ve bunlar yoğun bakım sürecinde takip edilen hastalar ve birçoğuna da işte mekanik ventilatör, 385'in yaklaşık 8 tanesi yoğun bakım ihtiyacı olan, 7 tanesi mekanik ventilatör, bir tanesi de ECMO'ya bağlanan hastalar. Yani Türkiye'de gebe sayısının 2 katına 385-700 desek 16 gebenin mekanik ventilatör veya ECMO'ya ihtiyacı olduğu Türkiye için söylenebilir bir modelleme yapılırsa. Evet. Onun dışında çok ilginç çalışmalar da var. Örneğin, bu arada bir şey sorabilir miyim Hakan Hocam? Kesin tanılı mortalite var mı maternal? Yurt dışında var, veya total literatürde? Kesin tanılı mortalite, İran'dan, Ateş Hocam söyledi, İran'dan bir vaka var. Vakayı çıkarmıştım gerçi. Kesin tanılı, PCR pozitif, ama tanısı şöyle: postmortem alveolar lavajdan PCR bakılmış ve PCR pozitif. Bebek de maalesef eksi olmuş. Anne ve bebeğin eksi olduğu vaka bildirilmiş, literatürde mevcut hocam. Evet, intrapartum, postpartum eks fetüs için. Intrapartum. Intrapartum. Evet, eks fetüs. Evet. Şimdi, İran'dan 9 vakalık 7 vaka eks var. Daha yeni bir yayın var. 7 tane İran'dan eks bildirildi. Meksika'dan 2 tane gene postpartum eks var. Yani şunu demek istiyorum. Fetal mi hocam, Ateş Hocam bunlar? Efendim?
Fetüs, yeni doğan tehlikelerinden. Maternal ex. Postpartum deyince maternal postpartum. Bir tane bir vakada intrapartum bebek de ex. Evet. Orada yani, maternal kondisyona bağlı mı? Bebekte bir şey tespit edilmiş mi Hakan Hocam? Bebekte PCR pozitifliği yok hocam. Yok. Evet. Maternal kondisyona bağlı olabileceği düşünülüyor. Evet. Şimdi prenatal komplikasyonlara literatüre bakarsak özellikle COVID-19'la ilgili spontan preterm eylem ve spontan abortus üzerinde duruluyor. Özellikle yoğun bakım ihtiyacı gerektiren hastalarda spontan abortun daha fazla gözüktüğü, PPROM ve spontan preterm eylemin de pulmoner fazla stage 2'deki evrelerde daha o evdeki evrelerdeki gebelerde daha fazla gözüktüğü söyleniyor. Literatür bazlı konuşmalarımız bu şekilde. Yani biz COVID-19'a bağlı maternal mortaliteyi, fetal mortaliteyi bir kenara bırakırsak preterm ve PPROM oranımızın artacağı gibi gözüküyor. Bu da bir prenatal komplikasyonların hani birlikte seyretmesi şeklinde ifade edilebilir. Onun dışında çok ilginç bir vaka var. 8 vaka var. Bunların 6 tanesi PCR pozitif, 2 tanesi kuvvetle şüpheyle pozitiflik. Çünkü her zaman biliyorsunuz PCR pozitifliği olmuyor. Biz görüntüleme klinik yöntemlerle COVID olduğundan gerçekten şüphelendiğimiz hastalar oluyor. Ve öyle davrandığımız hasta çok oluyor. Bu gebe ve gebe dışı popülasyonda da oluyor. Bizim yoğun bakımlarda yatırdığımız hastalar PCR negatif olsa bile bizim var. Arkadaşlar tekrar hem PCR istiyorlar hem de tedavisini sanki COVID'miş gibi yapıyorlar. Bu şekilde belki hani bu hastalıktaki başarının bir anahtarı da bu olabilir. Doğumdan önce asemptomatik olan 4 hasta, bu 8 hastanın 4 hasta doğumdan sonra da semptomatik hale geçiyor. Ve hipotez şu, düşünce şu, acaba doğum ya da sezaryen bu hastalığın semptomlarını ya da progresyonunu artırıyor mu? Yani hastalığın doğal seyri mi yoksa yaşadığı süreçten bir pozitifliğe geçişi kolaylaştıran bir şey mi? Etki mi aldı? O anlamda mı soruyoruz arkadaşlar? Yani doğum süreci. Sonuçta cerrahinin ya da işte cerrahi sırasında yapılacak işlemlerin belki progresyon arttırdığına dair veriler var yani. Hani birkaç veri var. Ama bunu da düşünmek lazım. Şimdi şeyle ilgili nasıl ayırt edeceğiz? Hastalığın doğal süreci mi yoksa yaşadığı işlem mi, doğum mu, cerrahi mi bunu arttırdı mı? Aslında bunu ayırt etmek de kolay değil. Vaka sayısı artarsa yani belki söylenebilecek. Belki söylenebilir. Hocam transvertikal geçişle ilgili de şimdi iki vaka var. Tabii bunlar hani diğer hastalıklarla bir işte efendim preeklampsiyle veya farklı sizde takdiriniz karşılaştığında çok yani az vaka serileri bunlar ama iki vakalık seride örneğin ilk trimester 8 hafta gibi PCR semptomları başlayıp 11. haftada PCR pozitif hesaplanan iki gebede 17-18. gebelik haftasında bakılmış. Bu hastanın amniyon sıvılarında PCR pozitifliği izlenmemiş ve antikor da gözlenmemiş amniyon sıvılarında. Yani amniyon sıvısında PCR negatifliği izlenince acaba bu RNA virüsleri DNA virüslerinden daha unstabil. O yüzden mi biz amniyon sıvısında göremiyoruz? Bu hastalar çünkü hastalar ya da 17-18. gebelik haftasında yaptık. Biz torç grup enfeksiyonlarından biliyoruz. Acaba daha mı geç yaptık? 20'de yapsaydık PCR değil mi? Mesela 20'de 21'de yapsaydık. Tabii. Olabilir miydi diye yani geç gebelik haftalarında. Ama evet. Şöyle bir şey de var. Zika bize gelmedi. Türkiye'ye gelmedi. Biliyorsunuz Güneyamerika ülkelerinde. Evet. Orada geçici bir PCR pozitifliği Zika'da izlendi ki Zika RNA virüsü. Belki ailesi farklı. Yani koronavirüsten ama sonuçta RNA virüslerinde PCR pozitifliği izlenebiliyorsa hani bunda da bu şekilde değerlendirilebilir. Benim söyleyeceklerim. Evet yani bence DNA ve RNA virüsü olmaktan çok bilmediklerimize dayalıdır bu. Belki fetüs enfeksiyonu geçirmedi. Belki geçirdi biz haftası nedeniyle tespit edemedik. Belki daha geç olacaktı. Belki de gene o vakalara özgü viral yük nedeniyle tespit edilemedi. Bilmediğimiz bir sürü değişken var ama olguları tartışmak bu açıdan kıymetli sonuç itibariyle. Türkiye'de olgu biliyor muyuz hiç? Yani gebeliğinde COVID geçirmiş, doğum yapmış ya da. Ya il için evet Türkiye genelinde olgular var tabii ki hocam. İl için bizde Anadolu'da Ateş hocam bilgisi dahilinde yani Marmara'da olguların çoğu %80'i %20'si Anadolu'da. Bu da tabii bu önlemlerden dolayı bu şekilde. Yani önlemler olmasa daha fazla Anadolu'ya göç olsa belki bu sayılar artacaktı ama bizdeki hastalar şimdi dedik binde 6 binde 8. Yani bir gebenin kritik bir kliniğe sahip olması için hani gebe sayısının fazla olması lazım ve birçok Anadolu ilinde ya gebe yok Allah'a şükür ya da çok az gebe var. Bizde iki tane gebe var.
Ve birini anlatayım, çok ilginç yani, onu vaka bazlı konuştuğumuz için anlatayım. Gebe bizim hastaneye geliyor, doğumu yapıyor. Refakatçisi, şimdi şeye döneceğim, asemptomatik bireylerin taranması, gebelerin taranması ne kadar önemli olduğunu aslında buradan görebiliriz. Refakatçisi filyasyona takılıyor. Yani bir pozitifle temas var. Sonra gebeyi biz PCR yapıyoruz. Gebe de refakatçisinin filyasyonu. Sonuçta gebe pozitif çıkınca biz hastanede bir çalışma yaptık. Kaç sağlık çalışanı sizce filyasyona takılıp işte izolasyona alındı? Yaklaşık 43. Bunların içerisinde hekim var. Bunların içerisinde ebe var. Bunların içerisinde temizlik personeli var. Yani asemptomatik bireylerin, Ateş Hocam bir daha önceki webinarlarda söylemişti. Yani bireylerin taranması gerçekten kıymetli. Evet. Ki bazı durumlarda taranabiliyor. Özellikle yaşlı bakım evlerinde hizmet verecek insanları biz hastanede tarıyoruz. PCR negatifse onları işe başlatıyorlar. Acaba gebeler için de böyle bir şey söz konusu olabilir mi? Hazır bilim kurulu üyemiz de bizimle birlikteyken. Ben burada öncelikle başka bir şeyi siz söyleyince hemen söyleme gereği duydum. Çok bahsettiğiniz gibi gerçekten filyasyonda pozitif olan ya da sağlık personelinden bir şekilde pozitif olanların filyasyonu yapıldığında tam tersine çok fazla sağlık çalışanının da dışarıdan aldığını görüyoruz. Gerçek bize sürekli bu konuda bir veri akışı var tabii ki. Hakikaten sorgulandığında dışarıdan aldığı görülen sağlık çalışanı, yani gebeyi bırakın sağlık çalışanı da çok fazla. Enteresan bir şekilde. Dediğiniz gibi filyasyon çalışmalarının aslında Türkiye'ye hakikaten çok katkısı oldu bu yönde. Şimdi biliyorsunuz belli bir test kapasitemiz vardı Türkiye'de ve bu kapasitemizi kullanıyorduk. Ama son günlerde bu kapasitemizin altında gidiyor başvurular. Bu toplum bilimleri kurulumuzda bir taraftan normalleşme süreciyle ilgili çalışmalar yapıyor. Bu normalleşme sürecinin içerisindeki adımlardan birisi de toplumda işte random olarak bir örneklem yapılıp gerçek oranı bulmak üzerine çalışmalar planlanıyor. Bunların içerisinde söylediğiniz gibi farklı gruplar da olacak. İşte sadece sağlık çalışanlarının olduğu gruplar, gebe gruplar, bu şekilde çalışmalar da düşünülüyor. Çünkü şu anda artık bunu manipüle edebilir durumda görünüyor Türkiye. Takdir edersiniz ki öncesinde çok fazla başvuru vardı ve öncelik gerçek hastalığı manipüle etmekle ilgiliydi. Ama bundan sonrasında bahsettiğiniz gibi çalışmalar da olacak. Ben aslında burada şunu da belirtmek isterim. Yani konu buraya gelmişken, ben Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı'nda görev yapıyorum. Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü'nde, ama TÜSEB'in çalışmalarla ilgili de bir çağrısı var. Belki burada bizi dinleyenlere faydalı olabilir. Her branşla ilgili, sadece kadın doğumla ilgili de değil. İlaç geliştirme, tanı kiti, tıbbi cihaz ve biyomalzeme, aşı geliştirme, bunlarla ilgili şu anda bir aydır, 1,5 aydır süre gelen açık çağrılarımız var ve bu çağrılara bu tür çalışmalar için de başvurulabilir. Bu çağrılara bir hafta içerisinde cevap veriliyor. Yani normal rutinde biliyorsunuz daha uzun sürüyor bu prosedürler. Panelistlerle bu şekilde bir anlaşma imzalanıyor ve bir hafta içerisinde bunlara cevap veriliyor. Bunu da buradan özellikle duyurmak istiyorum. Proje çağrılarına araştırmacılarımızın başvurmalarını, birçok alanda Türkiye'ye ışık tutacak araştırmalar bu şekilde desteklenecek ve yapılacak. Şu anda desteklenenler var zaten bir sürü. Evet. Şimdi Hakan Hocam, bu bağlamda baktığında aslında sadece COVID değil, bir sürü enfeksiyon için aslında giren çıkan refakatçi, hasta hareketi. Düşünsenize doğumhanelerimizin içinden, hatta ameliyathanelerimiz içinden, lütfen Ateş Hocam burada, Figen Hocam siz de varken, yani fotoğrafçı, hasta yakınları, baba, değil mi? Yani nelerle uğraşıyoruz? Bu COVID çıktığından beri Allah'tan Sağlık Bakanlığı'nın talimatlarıyla nefes aldık. Belki de olmaması gerekir yani. Yani refakatçi konusunda şimdi düşünün, Ankara'da 80 bin tane doğum oluyor. 80 bin tane doğum refakatçisine tetkik yapmak ne kadar mümkün? Bilemiyorum hani bunları. Ne kadar mümkün, ne kadar pratik? Böyle olacağını, aynen izolasyon kuralları gibi davranılabilir mi? Tabii ki doğum çok özel bir şey. İnsanların oradaki beklentilerini ve hassasiyetlerini de anlıyorum, ama süreç de çok kritik. Yani bu anlamda belki daha hassas davranılabilir. Her vakit aslında daha fazla hassas davranmak lazım. Anne ve bebeğin enfeksiyonla karşılaşma riski sadece COVID değil, diğer enfeksiyonlar bağlamında da düşündüğümüzde. Ama bu süreçte yani tetkik etmek tüm Türkiye genelinde düşündüğümde, Hakan Hocam teklif ettiği şey kolay bir şey de değil bakıldığında, ama yaşanan da bir gerçek değil mi? Bir tane refakatçinin
40'a yakın kişiyi enfekte ettiği bir süreçten bahsediyoruz. Yani başlangıcın orası oldu. Şimdi çok sayıda soru almaya başladık. Zaten ben de kendim bunları doğum bağlamında soracaktım. Covid test edilen bir gebenin doğum yoluyla ilgili ne düşünürsünüz, ne önerirsiniz Ateş Hocam? Elektif doğum yaptıralım, elektif sezaryen yapalım mı diye sormuş bir meslektaşımız. Ne yapalım? Covid pozitif, elektif. Hastanın doğum hakkını elinden almış olur muyuz? Mesela bu bizde tartışıldı yani. Aslında Covid'sin diye biz kendimizi mi koruyoruz, bebeği mi koruyoruz, anneyi mi koruyoruz, nasıl bir tutum izleyelim? Vallahi yani bizim kendi protokolümüzde ve Türkiye'de de genelde onu hep anlatıyoruz. Bir gebeliğin de takibinde Covid pozitif olması gebelikteki doğum yöntemini belirlemiyor. Bir doğum yöntemini belirlerken 3 tane parametremiz var. Birincisi annenin gebelik haftası, fetusun durumu, annenin hastalık durumu. Yani Covid pozitif annenin hastalığı hafif mi, ciddi mi yoksa kritik bir düzeyde mi, ona bakarak karar veriyoruz. Tabii ki şimdi şöyle bir senaryo yapalım. 37 hafta hasta hafif geçirmiyor, ciddi hastalık geçiriyor. Yani akciğer tutulumu var, yoğun bakıma alma ihtiyacı var. Yani burada biz hastayı konseye topluyoruz. Hastanın gebeliğini boşaltmanın, yani gebeliğini sonlandırmanın hastalığı yönünde iyileştirici bir etkisi olacaksa bunu konseyle karar veriyoruz. Bu hastayı, gebeliğini sonlandırıyoruz. Tabii ki gebeliğini sonlandırırken de tüm literatürde olduğu gibi genelde tercih ettiğimiz yöntem sezaryen seksiyon, yapılan anestezi uygulaması epidural. Bunu tercih ediyoruz ve bunları da yaparken sezaryanı ve epidural anesteziyi de asistanlar değil, hocaların yapması bir seferde gayet profesyonelce oldu, tuttu, tutmadı, yan çevir değil, bir seferde yapılacak, iş bitecek bir şekilde planlıyoruz. 34-37 haftalık, yani bebek termde değil, anne zaten ciddi hafif hastalıksa bekliyoruz. Bunlara bir şey yapmıyoruz. Klinikte de tutabiliriz. Hafif hastalığı evine de gönderebiliriz. Eğer bebek açısından annenin oksijen satürasyonunda normalden bir azalış varsa 93-95, yani tam standartın altına inmemiş ama aşağıdaysa klinikte tutuyoruz. Tedavisini veriyoruz. Günlük gözlüyoruz. Ama oksijen satürasyonu düşmüşse gene burada konseyi topluyoruz. Hastalığın durumu hakkında infeksiyon hastalıkları, göğüs hastalıkları artı yeni doğan hekimiyle beraber toplantı yapıyoruz ve ona göre karar veriyoruz. Hafif hastalıkta yöntem değişmiyor. Hastanın termine kadar bekleriz. Covid pozitif, PCR'e daha sonra negatif olmuş, bir daha negatif olmuş, evine gönderip daha sonra normal doğuma gelen hastalarımız var. Onun için Covid pozitif bulduk, hemen sonlandıracağız diye bir kayda yok. Demin söylediğim 3 parametre: annenin gebelik haftası, Covid hastalığının durumu ve fetusun anne karnındaki iyilik hali. Bu 3 parametreye bakarak karar veriyoruz. Covid pozitif olmak bir sezaryen sebebi değil. Öncelik annenin sağlığı, annenin hayatı. Maternal ve fetal kondisyon. Evet, çok teşekkür ederiz. İkinci soru Hakan Hocam, yani aslında bu konunun detaylarını henüz söyleyemeyeceğiz ama teratojen midir diye sorar meslektaşımız COVID virüsü. Henüz bilmiyoruz ama hani Ateş Hocam siz de cevap verebilirsiniz Hakan Hocam. Hoş benim efendim. Bildiğim kadarıyla bir teratojen şimdiye kadar söylenmedi ama çok erken. Teratojen mi? Evet. Aydın Hocam, öncelikle Ateş Hocam'ın sözlerine tamamen katılıyorum. Ben sadece bir ekleme yapmak istiyorum. Tamamen katılıyorum o sözlere. Özellikle yeni bir yayın çıktı. Hani biz COVID pozitif gebelerin semptomlarına bakıyoruz. Hastalık yoktur, hasta vardır. Bunu çok güzel ifade etti Ateş Hocam. Ama Milano'dan gelen bir yayın var. 42 vaka serisi. Normal doğum genellikle yapılmış. Sadece şu ufak bir ayrıntı söylemek istiyorum. %70'i normal doğum yapılmış. Bunların neonatal PCR pozitifliklerine bakılmış. Zayıf ilişki bulunmuş. Yani biz sezaryanı bebek için yapmıyoruz. Biz sezaryanı kişisel koruyucu önlemleri aldıktan sonra sağlık çalışanı için yapıyoruz. Biz sezaryanı, evet, düşünün, yani pulmoner fazda, hipoksi,
kadın dispne, nefes alamıyorum. Bir tane maske takıyoruz ve kınmasını bekliyoruz. Bu ne kadar tabii, değer tabii, olabilir? Yani bu ne kadar hani, bir de zaten bunu hani nasıl doğurabilir? Artan burada biraz önce söyledim, 3 tane konu var. Birincisi, biz kendimiz uzunca süre bir eylem takip ediyoruz değil mi? Orada bir sağlık personelinin aldığı risk var. Bunu yönetmek kolay bir şey değil. İkincisi, onu geçelim. Maternal kondisyon, yani her zaman hocam söyledi, yani maternal ve fetal kondisyon zaten doğum şekli kararı da öncelikli. Ama onun dışında kondisyona uygun olan bir kadında da sanıyorum daha çok böyle bir sezaryen eğilimi var yani. Ama burada da mesela normal doğurttuk Ateş hocam, söylüyorum. Şimdi henüz vertikal geçtiğini bilmiyoruz. 3 yıl sonra bir şey oldu vertikal geçişiyle ilgili. Bebek de aldı ve bilmediğimiz bir etki ortaya çıktı. Yani burada da açıktayız aslında bakacak olursanız. Yani vertikal geçiş konusunda önümüz net değil. Bilinmeyen bir süreci yönetiyoruz ve bilinmeyen bir süreçte maternal kondisyon tamamen uygun olduğunda, vajinal doğurduğunuzda vertikal geçişin daha sonra kanıtlarına dayalı bir şey. Yani şeytanın avukatlığını yapıyorum. Yani süreci aslında tamamen bilerek de yönetmiyoruz. Vertikal geçişin şu an için kanıtlanmadığı bir süreçte kondisyonun uygun olduğu durumda normal doğum yaptırıyoruz. Ama mesela şöyle bir soruyla karşılaştım. Tamam, yani bunlar belli değil ama siz sezaryen yaptınız, anne de normal doğurmak istiyordu. Bu durumda da kadının normal doğum hakkını belirsiz veriler elinden almış olacaksınız. O kadar da kolay değil Hakan. Birey bazında baktığında COVID pozitif ama genel durumu olan anne gene de aynen Ateş Hoca'nın söylediği gibi normal doğum şansı vermek lazım diye düşünüyorum. Ama evet, sezaryen kararlarının çoğu literatürde ben daha çok sağlık personelinin kısa sürede doğumdan çıkmak olarak görüyorum. Yani sezaryen kararı almadaki ana etkeni. Bunu konuştuk aslında. Daha önce de konuştuk. Şöyle söyleyeyim. Eğer normal doğurtmaya karar veriyorsanız hocamın dediği gibi yani ritüelleri yerine getireceksiniz. Bir ortak önemli asistan bakacak. Bağcık bile, yani bağcıkları bağlarken ya da kişisel koruyucu ekipman takarken gerçek bir seremoniyle takılacak. Öyle girilecek. Çok az sayıda personel girecek doğuma. Ya mümkünse negatif basınçlı doğum odaları olacak. O da çok önemli. Aerosol için gerçekten çok önemli. Ama işte bunun bir reale bakmak lazım. Hani bu koşulları sağlarsanız asemptomatik bireyde tabii ki normal doğurtun. Ya da hafif semptomlu bireyde tabii ki normal doğurtun. Normal doğum. Ama teoriden pratiğe geçince biraz zor koşullar yani, değil mi? Ya o kişiye bazı, hani hasta bazı değerlendirmek lazım. Teratojeniteye de gelirsek yani bu çok zor bir soru. Bunun cevabı şu anda yok. Ama geçmişte bizim bir talidomit tecrübesi var dünyanın. Hani o bile yıllar sonra ortaya çıktığı için yani bunu bir şey demek inanın çok zor. Ve daha buna bir şey diyebilecek olmak da biraz zaman alacak. Yani çok yakın zamanda da bunun cevabı yok. Ama yani amniyon sırasında olmaması, PCR'ların negatif olması bunlar iyi haberler. Ama bu haberler değişebilir. Farklı yöne evrilebilir. Ya bu sorunun cevabı yok şu anda. Yok. Yani ben zaten biraz önce konuşmanın başında da söyledim, çok özür Şegen hocam. Yani henüz başındayız aslında biz kadın doğumcular olarak, değil mi? Önümüzde uzun yıllara ihtiyacımız olacak konuşmak için. Buyurun lütfen Şegen hocam. Ben yine kadın doğum uzmanı olmayan izleyicilerimiz de olacak demiştik bugün. Ben de onlardan biri olarak aslında bir şey sormak istiyorum bundan, teratojeniteden bahsedince. SARS ve MERS sonuçta aynı koronavirüs ailesinden virüsler. Onda nasıldı durum? Yani teratojenite açısından nasıl değerlendirilmişti? Çünkü yüksek ölüm oranı hatırlıyorum gebelerde, değil mi o virüslerde? Evet, fazla ama teratojenite konusunda bir bilgi yok. Yok. Onda da yok. Yani 8000 kişiyi infekte etti. Öbürü 2500 kişiyi MERS infekte etti. Evet, ölümler bir miktar fazlaydı. 700 kişi bir tarafta, 2500 kişi. Ama gebe olgu sayıları o kadar az ki. Oradaki bir şey söyleyebilmek. Ölü doğumlar fazla, preterm fazla, prematürm fazla. Teratojenite konusunda bir bilgi yok. Ama yani koronavirüslere ait değil mi hocam? Şimdiye kadarki bütün subtiplerini de düşündüğümüzde koronavirüslere ait aslında belirlenmiş bir teratojenite yok. Ama preterm, abortus soru işareti, fetal distres tanımlanmış yani literatürde koronavirüse bağlı. Teratojenite ile ilgili sizin bir katkınız olacak mı hocam? Ben şöyle diyeyim Aydan hocam. Yani COVID-19 müspet ve bebeğin oropharynxinden alınmış, kordonundan alınmış, amniyotik membranından alınmış, plasentadan alınmış, PCR yapılmış, virüs yok. Ama bebekte daha sonra gelişen immunoglobulin M'ler var. Kakadan geçiş var. %30 kakada gösteriliyor. Bu bir vajinal doğum esnasındaki bir kaka geçişimi.
Yani onun için plasentadan bir geçti, bir teratojenite yapacak veya işte böyle bir geçiş konusunda var diyemeyiz. Ama burada tabii ki bilimsel şüphemizi koyacağız ve daha sonuçların çıkmasını bekleyeceğiz. Gebeyim, gebe kaldım, bebeğimi sonlandırmak istiyorum diye gelebilecek kişiler var. Onlara bu konuda bebeğinizi sonlandıralım, evet böyle bir bilgi var diyemeyiz. Evet. Dolayısıyla buradaki genelde vertikal geçiş olmadığı yönünde bilgilerimiz ve bugüne kadar bilgiler öyle birikti. Tabii ki evet. Daha yeni başındayız, değişebilir mi? Az olasılık ama vertikal geçiş yok diyebiliriz yani. Şu an için öyle söyleyebiliriz. Bir sorumuz daha var. Gebelik ve COVID pozitif olan hastalarda immünoplazma kullanılabilir mi gibi. Hani son dönemde tedavide çok biraz önce Hakan'ın da söylediği gibi gebelikte belki tedavi algoritması farklı olacak ama bu konuda ne dersin Hakan? Sana sorayım bunu. COVID pozitif şimdi, olan hastalarda immünoplazma kullanılabilir mi? Hocam gebe olmayan bireylerin tedavisinde özellikle yoğun bakım süreçlerinde bu MAS sendromunda yani macrophage activating sendromda hem immün plazma hem de kök hücre tedavileri kullanılabiliyor. Ama şimdi bu iki tedavi bile yani gebe olmayan bireylerde şu anda yerleşik bir tedavi değil. Bu iki tedavi şu anda araştırma sürecinde. Yani biz veriyoruz ama bu hastalığa karşı COVID-19'a karşı etkin ve güvenilir bir tedavi olmadığı için bizim Remdesivir'e çok bel bağladık. O son zamanlarda, son bir haftalık yayınlarda Remdesivir'in de artık hani çok etkili olmadığı, antivirallerin çok etkili olmadığı, bir sıtma ilacı olan hidroksiklorokinin replikasyonda değil de hücreye girişinde etkisi olduğu ama hani ne kadar etkisinin olduğu halen daha bilimsel taşlar yerine oturulmadığı için bilinmiyor. Hocam gebelerde immün plazma kullanımı şu anda Türkiye'de immün plazma kullanan gebe var mı açıkçası bilmiyorum. Zaten bunu kullanmak için immün plazma ve şeyi kullanmak için kök hücre bakanlık izne tabi bu, evet, bu iki tedavide. Yani hani bununla ilgili bir şey söylemek inanın çok zor. Ama bu konuda size yani, söyleyeceğiz bir şey var mı? Fikir öyle hocam, bir süreç tedavi. Var ki hocam şöyle öyle bir süreç var ki artık hani yoğun bakım süreci artık hastanın durumu gerçekten çok kritik, çok ciddi. Verilebilir mi? Teoride her şey mümkün tabii. Mümkün, mümkün hocam, mümkün. Siz bir şey söylemek ister misiniz Figen hocam? Yani dediğiniz gibi dönüşü olmayan zaten normalde de hani gebe dışında da biliyorsunuz yoğun bakımda artık başka şeylerden cevap alınamayan hastalarda genelde kök hücre ve plazma, immün plazma tedavisi uygulanıyor ve dediğiniz gibi bakanlık onayıyla Kızılay üzerinden yapılan bir organizasyon. Gebelerle ilgili siz zaten mutlaka olsa siz bilirdiniz ama diğer evet. Hastalarda da kesin kanıtlanmış iyileştirici etkisi ortaya konulmuş değil henüz. Evet, aynen gibi olmayanlarda da kanıtlanmış değil. Kanıtlanmış son değil. Son çare evet. Olarak değil mi tartışılabilecek bir seçenek kesinlikle. Gibi. Zaten çok farklı bir grup da yok biliyorsunuz evet. Türkiye'de. Yani bu bütün dünyada da aynı şekilde ama Türkiye'de çok daha limitli. Çünkü geçirmiş bitirmiş en az 14 gün geçmiş hastaların kan vermesi gerekiyor biliyorsunuz. Evet. Henüz yeterince bir Kızılay'ın elinde de birikmiş plazma elde edilebilecek donör de yok. Sayısı da yok. Bir de IgA düzeyi evet. Önemli orada. IgA düzeyi normal olan bireylere immün plazma verilmeli. Hani hı-hı. Bu yüzden gebelere eğer böyle bir şey düşünülüyorsa IgA düzeyi muhakkak bakılmalı hocam. Bilmiyorum. Bakın ben şimdi şurada bir şey söyleyeyim Aydan hocam. Yani bu hasta loğusa olur artık. Gebe bu kadar evet. Kritik olduğu noktada zaten mevcut hastalık yani gebeliği mevcut hastalığı provoke ve daha arttıracağı için gebeliğini sonlandırma yoluna evet. Gidiyoruz zaten. Evet. Yani bu hasta ne olur? Loğus hasta olur. Loğus evet. Hasta da artık... Burada konuşabiliriz bunu. Normal hasta olur. Evet. Bir önce doğurtmamız lazım değil mi? Bilirler. Nitekim zaten soru hemen onunla ilişkili hocam. Diyor ki entübe edilmiş bir gebede gebelik sonlandırılması uygun mudur? Biraz önce aslında söylediniz bunu. Yani doğurtulmalıdır değil mi? Entübe edilmiş bir gebe artık... O bir konsey kararı gerekiyor. Anlıyorum zaten. Ama hani o noktaya kadar geldiyse. Evet. Bir de şöyle bir durum. Kararı çıkıyor zaten Aydan hocam. Yani. Tabii. Zaten bakın şöyle bir iş daha var. Gebe, COVID pozitif, kritik gebe, yöneticiliği hastane pandemi hastanesi. Tabii. Yani göğüs hastalıkları artı anestezi doktorunun artı tam bir birim ve multidisipliner yaklaşımla karar verilmeli. Bu tek bir kadın doğum hekiminin üzerine kalacak bir tabii, hasta tabii. Değil.
Zaten bu bizim genel rehberlerimiz böyle diyor. Yani bilim konseyi de böyle diyor. Bu hastalara tek başına yaklaşmayın. Multidisipliner yaklaşım yapmak zorundayız zaten. Hocam, maternal, fetal, kondisyon, ekip değerlendirmesi ve karar nihayetinde. Bir de bu hasta lohusa olursa bize pozitif avantaj getirebilir. Özellikle COVID-19 yoğun bakım sürecinde prone pozisyonu ile ilgili çok pozitif geri bildirim evet. alındı. Hastaların tedavisinde de yani gebenin prone pozisyonda yatması gibi bir şey söz konusu olamadığı için özellikle postpartum lohusa vakalarının yoğun bakımda özellikle prone pozisyonda yatmaları öneriliyor. Rehber de bu şekilde önerilerde bulunuyor. Üstelik favipiravirin kullanmalı, Çin ilacının kullanılma aşamasında da gebelik olmaması. Yani gebelikten sonra teratojenik konusunda evet. yazılar var. Onun için yani gebeliğin boşaltılmasının, gebeliğin sonlandırılması, göğüs hastalıkları, infeksiyon hastalıkları doktorun elini kolaylaştırıyor. Dolayısıyla böyle bir karar çıkıyor zaten. Evet. Ağırlaşan hastalık. Bir soru var, soruyu hızlıca göz atıyorum. 40 haftada doğan bir çocuğum var herhalde bir annenin sorusu ve ikinci gebeliğimde kanamalarım tam term kısmınız epey sonra kişi tadı fakat kaybettiniz hocam ben araya şimdi bu salgın durumunda gebe kalabilir miyim diye soruyor kötü obstetrik öyküsü olan bir anne adayı soruyor zaten epey bir başından sıkıntılı süreç geçmiş kalmasın değil mi hocam zor sorular bana denk geliyor hocam zor soruları başkanım cevaplandırırsa çok mümkünse, mutlu olurum hani planlayabiliyorsa kalmasın ama kaldıysa ne gerekiyorsa yapacağız yani öyle yani mümkünse bu dönemde hani değil mi? Yani evet. bilmiyoruz gerçekten önümüzü evet, tabii, göremiyoruz. Planlamaya gerek yok yani. Evet. Plasentadan geçiş oranı için yapılan bir çalışma var mı diyor. Aslında sorular öyle veya böyle aynı noktaya geliyor ama bu konuda gösterilmemiş. Evet, vertikal geçiş acı ilke reseptörleri plasentada amniyotik membranda veya işte sitotrofoblastlarda yok. Yani o geçiş alanlarında yok diyebiliyoruz tabii ki. Bilgi evet. bu kadar ama. Evet. Plasentadan yapılmış çok sayıda çalışma muhtemelen henüz yok ama yapılanlarda da gösterilmemiş. Şimdi ben hemen bu soru bağlamında bir hafta önce doğurduğum bir doktor anne üzerinden olguyu söylemek istiyorum. 32-33. Haftasında şiddetli bir gripal enfeksiyon geçirdiği için bir iki kez takiplerine de gelemedi. Ama hastane çalıştı, hastane itibariyle böyle bir COVID vakalarının görüldüğü bir ortamda çalışan bir annemiz. Enfeksiyonu geçirdi geldi. Covid miydim? İyi misin? İyiyim. Covid bakalım mı? Ama tam da doğum yapacak bebekle ilişkisini merak ediyor. Emzirmeyi merak ediyor. Kendisi pediatrist aynı zamanda. O sırada da Gazi Üniversitesi'nde çok kıymetli virolog arkadaşım Profesör Doktor Gülendam Bozay'ı seroloji çalışmaya başladı. Seroloji çalıştırdık annede. Yüksek titrede immünoglobulin G pozitif. Yani hastanın o son dönemde 32-33. Haftada ağır işte bulgularım çok uyuyor hocam COVID miyim falan filan konuşmalarımız var ama PCR bakmadık o dönemde işin açıkçası. Hastaneye de gitmek istemedi. Evde hastalık sürecini geçirdi. Evet kendini ağır hissetti ama evde geçirebilecek kadar da iyiydi. Neyse immünoglobulin G pozitif COVID geçirdiğini kabul ettik annenin. Hemen akabinde zaten termo olmuştu ki doğumunu yaptık. Ben bu vakadan plasenta fetal yüz, maternal yüz, amniyotik sıvı, vajina, serviks, kort, bütün numunelerini aldım. Bütün numunelerinde valizede değil ama dokular dahil hepsinde PCR çalıştık COVID'e yönelik. Bu böyle hani COVID'i hemen 3. trimesterde geçirmiş bir vaka örneği olarak kıymetli oldu. Fakat anne sütünde şey bulduk hocam. Yani annenin sütünde immünoglobulin A, salgısal immünoglobulin A. Annenin immünoglobulin yanı sıra maternal immünoglobulin, salgısal immünoglobulin A'sı da yüksekti. Bu ikisinin immünoglobulin G ve A yüksekliği annenin geçirdiği enfeksiyonun serolojik olarak konfirmasyon açısından önemli. Ama PCR'larımız negatif. Bu yani enfeksiyonu yüksek olasılıkla klinik olarak geçirdi. Immünoglobulin G pozitif, A pozitif. Bebek anne sütünde immünoglobulin A pozitif. Diğer örneklerin tümü negatif. Ama valide kitlerle çalışmadık biz bunları. Bu numuneleri henüz saklıyoruz. Önümüzdeki süreçte bütün bu numuneleri tekrar çalışacağız. Bizim açımızdan 3. trimesterde COVID'i geçiren, doğum yapan, biz bebeği verdik, anne emzirdi. Yani öyle bir karar aldık pediatri doktorlarıyla beraber. Anne maskesiyle korunarak ama o süreç gerçekten annenin yakınları,
ailenin diğer üyeleri, onların enfeksiyon açısından tetkik edilmesi, bebek gelişleri açısından tetkik edilmesi açısından çok uzun böyle konuşmalara sebep olan bir süreç oldu. Yakında bir sağlık personeline geçirdiği bir COVID enfeksiyonu annemiz doğumunu yaptı ve bizim numunelerimiz de bu vaziyette. Sadece serolojiyle tanımlanmış bir term gememiz ama bebek değil, anne değil şu anda. Bu da bizim kendi bir olgumuz oldu. Bakalım uzun vadede elimizdeki dokulardan bir şey çıkar mı? Plasentada tespit etmedik yani özetle biz de vakayı PCR olarak da. Ama uzun vadede bakacağız tekrar. Hocam şimdi Türkiye'de yani çok fazla valide test yok. İşte PCR, nazal sebeple yapılan PCR'lar var. Onun teknik altyapısını oluşturmak da çok kolay değil. Yani bakanlık bu süreçte birçok merkezde bunun çalışılmasını sağladı. Bu hastalığın hani efendim kontrol altına alınmasında bence çok önemli bir süreçti. İşte hocam bahsetti Figen hocam. Yani şu anda test kapasitemize bile yaklaşamıyoruz yani aldığımız sürüntülerle. Belki ilerleyen dönemlerde bunu yaklaşabilmek için asemptomatik bireyler de taranabilir ama bilimsel çalışma olarak çok kıymetli olur. Hocam kordon kanında PCR çalışmak, plezantal yüzde PCR çalışmak ama iyi haberler var Ateş hocamın dediği gibi. AC reseptörlerinin düzeyinde yani bizim teorik bilgilerimiz. Ama tabii bunların desteklenmesi lazım. Evet yani şimdi bu vaka gerçekten negatif miydi bilmiyoruz. Çalışma metodolojisi itibariyle yani bir ön sonuç aldık ama tekrar aynı dokuları daha kuvvetli kitlerle ve metotla çalışacağız uzun vadede. O öyle bir ön bilgi olarak burada paylaşmak istedim. Şimdi burada bir doktor arkadaşımız da korona hastalığı birçok gibi de asemptomatik seyrettiği bilindiğinden doğum şeklinde sezaryene kaydırmak daha güvenli midir? Yani asemptomatik ben otomatikman bunları da test edemiyorum, etmiyorum da gebe takibinde. Acaba bu ara her gebeyi sezaryen mi yapsam diye bir soru anlıyorum ben. Evet. Vallahi yani öyle bir bilgi yok. Tabii ki oradaki dediğimiz şu bizim. Yani daha yayın başlamadan önce de konuştuk. Her gebeyi PCR'la tarama, PCR'la taradıktan sonra asemptomatik gebeleri ortaya koymak. Yani PCR müspet mi değil mi? Ona göre daha korumalı bir ekiple doğurtmak ve ekibin bulaş olasılığını azaltmak önemli bir iş. Çünkü bugün Bakan Bey de söyledi, 7600 civarında bir sağlık personeli COVID-19 müspet. Yaklaşık tüm vakaların %7,5'u yani 100 vaka varsa 7,5 tanesi sağlık personeli. Onun için sağlık personelinin korunması önemli. Yani COVID pozitif gebeyi doğurtmak için tabii ki ekip ve ortamın da uygun olması lazım. Hep söyledik negatif basınçlı, bu damlacığın havada gezinme olasılığının zamanının çok kısa olması, aşağı doğru çekilip yerden egzoz yapılacak odaların olması çok önemli. Tabii ki bu konuda bana göre tüm gebe, doğuma gelmiş, travay başlangıcındaki gebelerin PCR'la taranmasının artık burada vakaların çok azaldığı yönüne gittiği bir anda önemli olduğunu ve hekimlerin veya sağlık personelinde vektör olarak yeni vakalara bulaştırmaması ve kendilerinin de bulaşmaması açısından önemli olduğunu vurguluyorum ve çok önemli bir soru. Gerçekten burada sezaryen hepsine yapalım mı bile bir gerçekçi bir yaklaşım olabilir. Çünkü niye? Emin olun mevcut şartlarımızla kendimizi koruyamıyorsak burada bir takım yöntemleri değiştirmemiz gerekebilir. Onun için bakanlığımızdan bizim bu rehberde tüm gebelerin PCR'la taranması. Çünkü artık ilk günkü gibi 4 günde 5 günde değil saatler içinde bir sonucu alabiliyoruz birçok merkezde. Özellikle vakaların yoğun olduğu Marmara bölgesinde İstanbul'da biz bunu şiddetle görüyoruz yani. Hocam aslında bakacak olursanız Hakan'ın verdiği örnek de bu doktorların örneğiyle çok benziyor. Asemptomatik gebe geldi doğurttun. Covid pozitif değil mi? Sağlık personeli enfekte oldu. Ondan sonra artık bütün diğer gebeleriniz açısından da risk oluşturabilecek bir süreç yaşıyorsunuz. Çünkü ekip bunu bilmediğiniz için verdiğiniz hizmetin onlar da asemptomatik seyredebilir ve aktarabilir. Yani bu teorik olarak bir
takibi kontrol edilemez bir noktaya gidebilir. Ama bu öneri gerçekleştirebilir mi Figen Hanım, onu bilmiyorum yani. Bütün gebelerin yani asimptomatik gebelerin. Aslında burada iki yol olabilir. Biraz önce söylediğim gibi bir rehber gerçekten hazırlanırken bu şekilde bir protokol de önerilebilir. Evet. Şu anda değerlendirilebilir aşamada ve şu anda gerçekten Sayın Bakanımızın vurgulu olarak her toplantımızda ifade ettiği lütfen Türkiye'nin şu andaki pozisyonunu her alanda, her dalda dünyada yayın olarak duyuralım. Yani evet. Bu tür şeyleri, bu sizin söylediğiniz tanıyla ilgili yayına dönük evet. değil ama haricinde gerçekten bunları projelendirerek de başvurabilirsiniz. Bunlar da çok kıymetli sonuçlar doğuracaktır ve bu mesela şimdi en son TÜBİTAK'ın dergisi bir özel sayı çıkardı. Biliyorsunuz Citation Index'te bir medikal dergisi var TÜBİTAK'ın. Bir özel sayı çıkardı. Bunun gibi devamlı olacak bunların. Bunun dışında da gerçekten çok ciddi bir şekilde destekliyor Bakan Bey ve paylaşımına da açık bakanlık şu anda. Onun haricinde sizin sunacağınız projeler, protokollerde son derece kıymetli. Yani o gözle bakılıyor şu anda. O yüzden çok şiddetle size öneririm hem proje hem de bu konudaki protokolleri bakanlığa iletmenizi. Yani doktor Hanım'ın sorusu bağlamında Figen Hanım da bunu bir proje ve araştırmaya dönüştürebilirsiniz dedi. Çünkü gerçekten COVID pozitif mi bilmediğimiz bir evet. gebeyi değil mi takip etmeyelim. Bu süreçte aynen. madem risk almayalım, sezaryen yapalım diyor doktor hanım. Ateş hocam da diyor ki herkese lütfen önceden COVID evet, bakalım PCR'la. Bu protokol önüne de girebilir evet, sunduktan evet. sonra bir proje de olabilir. Yani bütün dünyaya da katılabilir. Ateş hocamın evet. önerdiği yöntem hem sağlık personelini hem de diğer gebeleri güvende tutacaktır elbette. Siz de bunu bir araştırma ya da bir çalışma bağlamında değerlendirilebileceğini biraz hemen önce söylüyorsunuz. Bunu söylediğim açık. Gibi Toplum Bilimleri Kurulu oluşturuldu biliyorsunuz. Evet, evet. Kurulundan ayrı. Onlar da dediğim gibi sahada normalleşme sürecinde yapılacak bu tür organizasyonları planlıyorlar şu anda. Bilimsel ya da sahada yapılacak. Sadece bilimsel çalışmalar da değil. Onlar için de yol gösterici olacaktır. Onların da belki planlarının içerisinde yer alacaktır. Bu konuda sizin camianızın yol göstermesi bence çok yerinde olur. Evet, bir araştırma kapsamını değerlendirebilirsin hocam. Çok teşekkürler. Diğer bir soruyu yöneltiyorum. Gebelerde sadece tomografi bulgularıyla tedavi başlamak doğru mudur? Yani kesin tanı değil ama tomografide kuvvetli tanı ya da şüpheli tanı dediğimiz olgulardan bahsediyoruz. Tedavi başlayalım. Tabii ki bakın şimdi şöyle bir iş var. PCR negatif, kliniği COVID, laboratuvarı COVID, akciğer tutulumu COVID. COVID diye başlarız yani biz buna ve COVID gibi de gidebiliriz. Çünkü PCR'ın %100 tanısı olmadığını biliyoruz. Negatif, pozitif, negatif vakalarımız da var. Bunları da biliyoruz. Onun için orada gene hasta yok. Yani hastalık yok, hasta var. PCR negatif ama akciğer COVID, kliniği COVID. Artı laboratuvarı COVID. Buna başlarız tabii. Evet Hakan Hocam. Sizin bu konuda hocam şimdi aslında bu hastalık bize şunu gösterdi. Gerçekten COVID-19'da hem akciğer filmi hem de bilgisayarlı tomografi lezyonları gerçekten gözümüz alıştı. Radyologların da gözü alıştı. Belirli efendim bulgular var. İşte buzlu cam manzaraları, periferik yerleşimli daha çok alt efendim lobdan başlayan işte genellikle hani lenfodenopatinin olmadığı gerçekten bulgular o kadar güzel kendini gösteriyor ki PCR'ın da yabancı negatiflik oranını bildiğimiz için biz hem görüntüleme yöntemi hem de klinik olarak yani kliniği işte ateş öksürük boğaz ağrısı aynı zamanda tomografi bulguları ve hocamın dediği gibi laboratuvarda lenfopeni işte fibrinojen yüksekliği prokalsiyumun çok yükselmemesi akut fazla ya bunları gördükten sonra artık bu hasta COVID değildir diyemeyiz. Yani bu hastayı COVID gibi muamele edip semptomların durumuna göre tedavi başlamamız gerekir. Tedavide belki daha önce ifade ettim. Yani başlangıçta işte azitromisin, enflovir ve hidroksiklorokin başlıyoruz. Şimdi üç ilaç niye başlıyoruz aslında? Tekrar ifade edeyim. Yani influenza sezonundaydık. İşte Mayıs geldi. Sezon bitmek üzere. Biz viral pneumoni, şimdi o tomografi bulguları viral pneumoninin genel global özellikleri aslında birçok viral pneumoninde aynı bulgular olabiliyor. EKT edemediğimiz için ama nazal sürüntülü influenza'ya bakarsanız, EKT ederseniz enflovir başlamayın. Ya da azitromisin mesela
Sonuçta atipik pnömonilerde de hani böyle bulgular olabilir diye. Ama tedavi başlamak gerekir. Yani biz klinik laboratuvar ve görüntüleme yöntemiyle PCR olmadan COVID tanısı bence koyabiliriz. Yani biz kendi kliniğimizde gebe ve gebe dışı hastalara bu şekilde yaklaşıyoruz. Zaten bakanlığın önerisi de o. Ve başarıda en önemli aşamalardan biri de bu. Yani salt PCR'a güvenmek hata getirebilir. PCR sadece negatifliği metodolojik de değil. Yani örneğin alındığı zaman alınma şekli vesaire gibi bir sürü şeyden de negatiflikle karşılaşabiliyoruz. O yüzden soruya cevap, klinik ve tomografi bulguları COVID ile uyumluysa tedavi başlıyoruz diyorum. Şimdi sorular çok birikmiş, çok hızlı sormam için uyarı geliyor. İlk trimester COVID pozitif bir hastada tomografi çekilebilir mi? Hocam buyurun. Vallahi şimdi COVID pozitif gelmiş, hastanın kliniği yok değil mi? Yok, evet. Az evet, bulgular öyle anlıyorum ben de. Yani zaten COVID pozitif dendiğine göre bir tanı var. Ayrıca evet, tomografiye klinik yoksa. Yok, oksijen saturasyonu evet, normal. Klinik olarak akciğer bulgularını düşünmüyorsunuz. Evet. Hasta hafif bulgularla geçiriyor. Yani BT çekerek hastayı korusak da bu riski almam ama solunum evet, bulguları var. Dispnesi var, oksijen saturasyonu düşürüyor. Tabii karnını koruyarak BT çekim kararı veya akciğer... Hocam COVID pozitifse öyle bir durumda da yani BT'nin bize ne katkısı olacak tedavi sürecinde? Yani COVID pozitif demişiz zaten. Yani akciğerdeki boyutunu görüp bir fayda sağlayabilir. Tedavi algoritması açısından. Evet. Şimdi yani hocam aslında... Buyurun. Aslında rehberde bu güzel yazılmış aslında. Hani ya ilk trimester ya da ikinci trimester. Eğer hani solunum sistemi bulguları çok fazla yoksa zaten ilk tercihimiz tomografi değil. Yani akciğer çekimi çektireceğiz. Tomografi eğer ciddi bir problem varsa o zaman da tomografi çekilmesi gerekiyor. Ve şöyle bir şey de var. Yani bulgular arttı ya da iyileşme döneminde bir kontrol tomografisi çektirelim. Böyle bir şey de yok. Yani klinik progresyon değerlendirirken tomografiyle değerlendirmiyoruz klinik süreci. Ama ilk trimester'da ilk tercih akciğer filmi olabilir. Çünkü akciğer filminde de patognomonik bulguları görebiliriz. Bu da ihtiyaç duyulduğunda Hakan'cığım. Yani evet, klinik gereklilik varlığında akciğer filmi ve tomografide. Evet. Şimdi yeni doğanla ilgili bir soru var ama COVID pozitif olan bebeklerin tedavisiyle ilgili bir soru var. Aramızda yeni doğancı yok. Buna ben hani kendi kişisel tecrübemle cevap veremeyeceğim. Cevap vermek isteyen var mı? Vallahi tedavisini net bilemeyiz ama ayrı bir küvezde herkesten evet, ayrılarak ayrı bir odada bu bebeğin takibi gerekir. Ve evet, bebek diğer bebeklerle bulaşı olmayacak, ayrılacak, ayrı bir mekanda takibi gerekecek. Aslında hem Sağlık Bakanlığı rehberi hem de Türk Neonatoloji Derneği'nin rehberinde tedaviyle ilgili bölüm var. Hem yeni doğan hem çocukta hekim arkadaşımız oradan faydalanabilir. Ben tedaviyi bilmiyorum. Ben de detayını bilmiyorum ama sonuçta. Gebelerde pozitif saptandığında tedavi gerektiğinde ilaçlar güvenli mi, tedavi gebe olmayanlarla aynı mı? Yani gebede bugünkü uyguladığımız metodoloji biraz önce senin konuştuğun konuya geliyor Hakan. Hani bir guideline hazırlanırken de gebelikte süreçte kullanılacak ajanlar bugün için aynı gibi görünüyor. Ama burada soru meslektaşım soruyor. Aynı şeyleri mi kullanıyoruz? Gebe olmayan popülasyonlara yaklaşım aynı mı? Hastalık gebe olmayan popülasyondan gebelerde farklı seyretmiyor diyelim. Aynı kurallarla hastayı tedavi etmeye çalışıyoruz. İlaçları, kontraindike olan ilaçları, gebelikte sınanmamış, bilinmemiş ilaçları kullanmamaya özen gösteriyoruz. Özellikle Baphi Piravir'i bu Çin ilacını kullanmamakta özen gösteriyoruz. Evet. Bir de bir ekleme belki tozizumab da olabilir. İnterleukin 6 blokörü. O da belki Pompiravir ile birlikte gebelikte kullanılmaması gereken ilaçlar sıkıntı alınabilir Ateş Hocam. Evet. Şimdi bir doktor arkadaşım da RIGOK takipleri ve doğum yönetimini yayınladı diyor. Sağlık Bakanlığı'ndan da gelecek olan bir rehberde bu anlamda ihtiyaç olabilir diyor. Bütün alanda çalışan sağlık kadın doğum hekimleri açısından faydalı olacağını düşünüyor. Hızlı bir şekilde kadın doğumla ilgili bir rehber toplanmasının bizler için önemli olacağını inanıyorum diye böyle bizim konuşmalarımız sonrası bir yorum yapmıştı meslektaşımız. Evet.
Bu arada yani bu COVID sürecinde gebelik takibiyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Yani daha mı sık gelmeliler, daha mı aralıklı gelmeliler, yüksek risk, düşük risk gebelik gruplarında bu konuda bir strateji belirlediniz mi kliniklerinizde hocam ya da siz bireysel olarak ya da bir ünitenin başhekimisiniz, siz hocam bir bölüm başkanısınız, gebe takip protokollerinde değişiklik yaptınız mı? Yani biz yapmasak bile hastalarımız yaptı biliyorsunuz. Antenatal takiplere daha seyrek geldikleri çok kesin. Biraz önce aslında. Genelde 12. haftada bir genetik USE, gene 20-22'de bir morfo metrik bir ultrasonografi ve 28. 30. haftalarda gene bir hastayı görüp bakmak yönünde bir bilgimiz var. Ama şunu vurgulamak zorundayız ki antenatal takiplerin önemini vurgulayacağız. Antenatal takipler düzgün yapılmadığı noktada maternal mortalite, perinatal morbidite ve mortalitenin artacağını bileceğiz. Daha da riskli süreçlerimiz olabilir yani. Evet, onun için bir orta noktasını bulup bu gebelerin takibi önemli. Tabii ki ülkemizde telesağlık çok yaygın kullanılmıyor. Gelecek zamanda bu telesağlığın da özellikle bu gebe popülasyonunun yönetiminde çok önem kazanacağını düşünüyorum ben. Özellikle özel sağlık sigortalarının burada mutlaka bunu bir puanlaması ve kuruşlandırması gerekiyor ki. Çünkü kadın doğum uzmanı özelde çalışan arkadaşlarımıza çok fazla telefon yükü birikiyor ve dolayısıyla bunların bir karşılığının da olmasını biz tabii ki olmadan da bu işin uzun süreli yürütülmeyeceğini düşünüyoruz. Yani tele sağlığında mutlaka tabipler odası, yine Sağlık Bakanlığı tarafından da bir muayene yöntemi olarak tanımlanması gerektiğine ben inanıyorum. Aslında biraz önce cevapladığımız sorulara benzer bir başka soru. 33-34. haftada genel durumu kötüleşen bir anne sezaryene mi yönlendirilmelidir? Doğum sonrasında pozitif bir annenin bebeği izolasyon yapılmalı mıdır? Doğrudan maskeyle anneye verilmeli midir gibi iki ayrı soru. Birisi hani zamanında doğdu emzirsin mi? İzolasyon mu yapılsın? Öbürü de doğuma gitsin. Aslında ilk soruya cevap verdik. Multidisipliner bir şekilde değerlendirecek uygun koşullarda annenin durumuna göre sezaryen kararı alınabilir. İkincisi COVID pozitif anne doğurdu. Emzirme, izolasyon, emzirme anneye verelim mi? Bu konuda ne düşünürsünüz hocam? Ne dersiniz? Şimdi biz Genel kendi durumu iyi, pozitif. Evet. yani biz bebeği anneye başlangıçta vermiyoruz. Bakın aldık gitti yeni doğana. COVID anne müspet olduğunu bildiğimiz anneye bu iş kişiselleştirilmesi lazım. Yani annenin sütünü vermesinin önemini biliyoruz. Burada bir problem yok. Anneyi de verdiğimiz zaman bebeğe COVID bulaşacağını biliyoruz. Şimdi bir anne var ki kendi kişisel hijyenini yapıyor, ağzını maskeliyor, yüzüne geçiriyor, kişisel temizliğini yapıyor, bebeğini emzirebilir. Değil mi? Burada bir problem yok. Ama bir anne var ki ne bunları anlatmamız mümkün, ne de bu bebeği böyle bir beslemesi mümkün, ne de çok steril şartlarda temizliğe bakarak sağıp sütünü göndermesi mümkün. Bu bebeği de ondan izole ediyoruz, yani uzak tutuyoruz. Öbür anne bilinçli ise kişiselleştirilmiş bir kararla bebekle işte 2 metre mesafede arada bir perdenin olduğu bir odada yatmasına da müsaade edebiliyoruz. Emzirecekken maskesi, yüz maskesi, el temizliği, vücut temizliği, sabunlu suyla yaptıktan sonra bebeğini beslemesine de izin verebiliyoruz. Yani bu iş kişiselleştirilmiş bir kararla olmak zorunda anne, bebek, hekim, yeni doğan hekiminin ortak kararıyla verilmeli diye düşünüyorum. Şimdi Hakan. ben de aynı fikirdeyim Evet. hocamla. Bir de şöyle düşünmemiz gerekiyor. Yani anne öksürüyor, habire öksürüyor. Efendim disnesi var, sıkıntılı bir durumu var. Gece 2 saatte bir o bebeği hani alacak, emzirecek. Yani kişiye özel ama asemptomatik bireyde belki bu daha uygun olabilir. Ama semptomatik, ciddi semptomlar olan bir kadında yani yemek yiyemez kadın, yemek yemezken hani bebeği emzirmesi, gece 2 saatte bir emzirmesi çok zor olabilir. Yani kondisyon olarak zor olabilir. Şimdi bakanlığın bununla ilgili görüşü önce şey dendi. Hani maskesini taksın, işte kişisel hijyenine uysun,
ve eğitimli bir birey ise emzirsin. Sonra eğer böyle bir birey değilse sağlık profesyoneli tarafından süt sağlasın. Çünkü süt kıymetli, anne sütü. Ama en son bakanlıktan gelen bir genelgede bize maske konusunda bir değişiklik yapıldı. Artık N95 takarak hani emzirecekse N95 takarak emzirmesi önerildi bize bilim kurulu tarafından. Hani burada böyle bir ayrım oldu. Daha önce cerrahi maskeydi, şimdi N95 ve tabii bütün hani hijyen kurallarına dikkat etmek şeyiyle, gerekçesiyle, şartıyla bu şekilde önerilerde bulundu. Tabii emzirme işi de net bir şey söylemek çok mümkün değil. Bu hastaya göre değişir. Hastanın eğitim durumuna, olayın farkındalığına, o da çok önemli. Farkındalığına göre değişir ama artık kullanacaksak maskeyi, anne emzirecekse N95. Cerrahi maske değil, değil mi hocam? Evet, N95. Biliyorsunuz Dünya Sağlık Örgütü ile ve CDC ile paralel bir şekilde bütün uygulamalar zaman içerisinde değişiyor. Yani bu Türkiye'ye geldiğinden beri bunu sürekli görüyoruz. N95 ile ilgili de tıbbi maskeden N95'e bazı alanlarda geçişle ilgili de çok ciddi değişiklikler oldu. Sadece emzirmede değil, başka bazı alanlara da tıbbi maskeden vazgeçip N95 kullanılmasıyla ilgili rehberlerde tavsiyede bulunuldu. Yani Ateş Hocam'ın söylediği uç hasta davranışları dışında aslında annenin kişisel korunmalarıyla emzirmenin sürdürülmesi öneriliyor. Çünkü total fayda zarar oranında emzirme daha faydalı konumda kalıyor. Ama tabii kişisel seçimler olacaktır. Biraz bunun önce herhalde Ateş Hocam demişti hastalık yok, hasta var tıpta. Evet. Sadece gebeler için de değil aslında bu yaklaşım. İzolasyon için de bu şu anda yaygın bir şekilde kullanılıyor. Hasta eğer evine gönderildiğinde, evde takip edilecekse, asemptomatikse, evinde 10 kişi yaşıyorsa, 2 odalı bir evde yaşıyorsa bu hasta gönderilmiyor ve tutuluyor, takip ediliyor. Ama hasta izole olabilecekse, sosyo-kültürel seviyesi buna uygunsa, ekonomik şartları buna uygunsa eve gönderiliyor. Yani bunun gibi sizin de gelir takip bireyselleştiriliyor. Evet, bireyselleştiriliyor. Burada bir meslektaşımız sanıyorum sormuş. İşte sadece gebelerin yönlendirilebileceği işte hani temiz hastane kavramında hastaneler olabilir mi diye soruyor. Doğuma hazırlık olması açısından risklerin ekart edilebilmesi açısından son haftada özellikle antenatal dönemde bazı testlerin yapılması konusunda bir çalışma var. Sanıyorum bu gebelere özellikle antenatal testlerle ilgili bir soru, orasını net değerlendiremedim ama son hafta özellikle antenatal dönemde bazı testlerin yapılması konusunda bir çalışma var mıdır diye soruyor. Belki de işte Ateş Hocam'ın dediği COVID bakılsın gebelerde, ona göre algoritma belirlensin bu noktada söylenebilir. Bu çalışmaların yapılması mümkün mü? Sonuçlar faydalı olur mu? İşte biz Ateş Hoca önerdi, bir gün önce de çalışma yapın dedi aynı bağlamda. Gerçekten bu bizim için mantıklı bir süreç olabilir. Bu soruya ek bir şey cevap vermek istiyor musunuz? Yok, yani PCR'la travaya gelmiş hastaların sonuçlar hızlı alındığına göre artık bu testlerin yapılıp test sonucu çıkana kadar da gebelerin COVID müspetmiş gibi kişisel koruyucu ekipmanı olan hekim ve ebe ve odadaki diğer yardımcı personelin olması gerekiyor. Yardımcı personel asgari olacak, odada asgari malzeme olacak temizlik açısından. Bütün bunlara bakarak bundan sonraki hekimliğimizi de zannedersem böyle yöneteceğiz. Çünkü COVID-19 Mayıs'ın sonunda bitti de gitti, maşallah bir hastalık olmayacak. Gene COVID-19 artık hepimizin gündeminde olan bir hastalık olarak kalacağına göre doğum hekimleri, diş hekimleri, kulak burun boğaz hekimleri, göz hekimlerinin işleri bize göre bir miktar daha zor tabii, çok daha zor. Biz de kendi önlemlerimizi mutlaka alacağız ve ona uygun da meslek pratiğimizi geliştireceğiz tabii ki. Belki de travadan önce son haftalarında bile hocam bu dediğiniz değerlendirmeler yapılabilir. Abortus, mis abortus, ateş geldi gebe, bunlara bakalım mı gibi, hani düşüklerle mis abortuslarla bir ilişkisi var mı anlamında bir soru var ama en azından bunlar daha herhalde uzun vadede araştırmaya yönelik şeyler olabilir. Buna cevap vermek şu anda çok mümkün görünmüyor. Şimdi sorular çok fazla. Saat oldu 9:30. Bir 5-10 dakika daha devam edelim mi? Enerjiniz nasıldır? 10:30 hocam. 10:30. Bir saat oldu. Evet. Bir saati geçti. Yani yanlış söyledim. Doğru bakıp yanlış söyledim. Figen Hanım, Figen Hocam yorulduk galiba, değil mi? Yok, hayır, onun için söylemedim. Belki farkında değilseniz diye. Son, yok ya, doğru gördüm de yanlış ifade ettim.
Son iki soru alalım o zaman, eğer sizin de hiç uygunluğunuz varsa, sonra da kapatalım. Çünkü çok fazla soru var. Başka bir gün belki tekrar aynı konuları bir kez daha gözden geçirebiliriz. Belki bir ay sonra upgrade olacağız, yeni bilgiler olacak, yeni şeyler konuşacağız. Çünkü bu süreç devam eden bir süreç olacak. Burada 9 hafta, bu bir anne adayının sorusu. 37 yaşındayım, ikiz gebeyim, ilk hastalığım yok. Aynı zamanda da hekimim diyor ve hastanede çalışmaya da devam ediyorum diyor ve COVID ile ilgili bir bölümde de değilim. Enfekte olursam ne yaparım diye düşünüyorum. Tomografi çektiremem, ilaçlar alamam, organogenez dönemindeyim. Yani kendisi 9 haftalık ikiz gebe olan bir annenin anksiyeteleri var. İlk trimester için ne yapabilirim diye soruyor. N95 maskesi, yüz maskesi takarak, el temizliğine, el hijyenine de dikkat ederek, sosyal mesafeyi mümkün olduğunca koruyarak hayatına devam edecek. Yani ben de işte 60 plus diyabet, hipertansiyon var. Günlük hekimliğimizi yapıyor muyuz? Yapıyoruz. Yani bunda bir şey yok. Yani hastalık bulaşacak diye değil. Bu dediğimiz önlemleri aldığımızda büyük bir olasılık hastalık bulaşmıyor. Yeter ki biz elimize sahip olup gözümüze yüzümüze dokunmayalım. Temizliğimize bakalım. Sosyal mesafemizi mümkün olduğunca koruyalım. Enfeksiyondan korunmaya dair klasik önerilerimiz bu doktor arkadaşımız için de geçerli diyoruz. Göz hekimi değilse, kulak, burun, boğaz artı diş hekimi değilse işi kolay. Riski daha az, evet. Evet, değilim şimdi dedi galiba. Profesör Doktor Canan Türk Yılmaz'dan bir soru var. Soruyu geri alabilir misiniz? Hızlıca değiştirdiniz ama aklımda kalmıştı sorusu. Yani mortalite ile ilgili bir soru, yani yeni doğan ve maternal mortalite ile ilgili, COVID pozitif bağlı mortalite ile ilgili bir rakam verebilir misiniz diye soruyor Canan Hoca. Ülkemizle Hakan. İlgili böyle bir çalışma yok değil mi? Hakan? Yani literatürde var ama ülkemizle çok az, ilgili. Ülkemizle ilgili yok, hayır. Evet, evet. Yani resmi bir sonuç veremeyiz. Ülkemizde saptanmış diye soruyor. Geri açtın diye. Ülkemizde bilmediğimiz COVID pozitif gebe sayısı ile ilgili bir rakam biliyor muyuz? Onu Hakan, evet. Hakan yani, oldular yani, senin konundu. Yani ülkemizde COVID pozitif gebe sayısı tabii yani hani biz kendi aramızda, kadın doğum hekimleri arasında iletişim halinde, TÜJOT çatısı altında şubelerimizle görüşerek bir rakam baktık ama bu resmi rakam kesinlikle değil. Sadece hekimlerin takip ettiği hastaları topladık. Ortalama zannediyorum 600 ile 800 arası, belki 600 ile 750 arası civarında bir gebe olabilir. Yani hani resmi bir şey değil ama bizim hekimlerin, TÜJOT Derneği'nin yaptığı böyle bir network'le bu şekilde gördük rakamları. Ama büyük bir kısmı maalesef Marmara'da, Anadolu'da. Çok az bir kısmı var. Yani %82, %83 civarı Marmara'da. Anadolu'da az var. Bu da yani hekim arkadaşların hani beraber birlikte işte gruplarda konuştuğumuz, hasta tartıştığımız bilgiler. Tabii bunların hiçbiri tabii resmi bir rakam değil. Yani. Zaten total vaka sayısının da bahsettiğiniz gibi belki şu anda tam rakamı bilmiyorum ama %70 gibi herhalde zaten Marmara bölgesinde doğal olarak, evet, da içindeki, evet, gebelerde demek ki. Ama fetüs ve yeni doğan için bir rakam bilmiyoruz yani. Çünkü elimizde öyle bir veri de yok. Bilmiyoruz ama evet. Mortalite resmi olmayan, yine TÜJOT'un arkadaşlarla ulaştığımız COVID-19 artı gebelik olarak düşünülen 3 mortalitemiz var. Anne mortalitesi tüm Türkiye'de bizim bildiğimiz. Resmi rakam değil, bunlar hepsi gayri resmi. Ama bizim bildiğimiz 3 vaka. Bir tanesi Kurum ve Hekim Network'ünden öğrendim. Bir tanesi Zeynep Kamil artı Üsküdar Devlet, diğeri de Eskişehir diye biliyoruz. Evet. Şimdi bunu da artık son olarak alacağım bu soruyu. Son trimester gebelikte COVID pozitif olması durumunda erken sonlandırma planlanabilir mi? Aslında bu soru mükerrer bir soru oldu gene. Annenin ve bebeğin durumuna bağlı buna karar veriyoruz diyorum. Var mı hocam ekleyeceğiniz bir şey? Teşekkür ederim. Size teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Şimdi daha geride kalan çok sayıda dediğim gibi sorumuz oldu. Bunları önümüzdeki günlerde tekrar umarım yeni bir program bağlamında değerlendiririz. Ben çok teşekkür ediyorum. Yani henüz başında olduğumuz bir enfeksiyonla ilgili hem kendi bilgilerimizi güncellemeye çalıştık, hem meslektaşlarımıza katkı vermeye çalıştık. Enfeksiyonu tanımlamak da, yönetmek de
Her bireyde değişken olduğu için bizler için çok zor. Fetüs tarafı ve anne tarafı kadın doğumu ilgilendirdiği için hocam biraz önce maternal sağlık personelistleri açısından riskli branşları saydınız ama biz de o gruba gireriz bence. Çünkü anne ve bebeği yöneten hekimlerin de ayrıca kişisel ve mesleki riskleri de söz konusu. Umarız önümüzdeki günlerde bu hastalıktan hızlıca kurtuluruz. Bir normalleşme sürecine gideriz ve hastalıkla ilgili bilgilerimiz ve verilerimiz artar ve kolayca yönetebileceğimiz bir takım tedavi metotlarına da kavuşuruz. Ben çok teşekkür ediyorum katkı verdiğiniz için. Bir teşekkür de koşulsuz desteği için eksersi. Bu programı yapabildiğimiz için ve meslektaşlarımıza ulaştırabildiğimiz için. Figen Hocam, Ateş Hocam, Hakan Hocam çok çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Son söyleyeceğiniz bir şey var mıdır programı kapatmadan önce? İyi akşamlar herkese. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. İyi akşamlar herkese. İyi akşamlar. Yeni bir programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.